bütün bir suç sadece Berat Albayrak'ın suçu değil. Türkiye'nin bugün içine girdiği durum bir kişinin yani bir ekonomi bakanının yanlış politikaları meselesi değil. Hukukun yok edilmiş olması, demokrasinin ortadan kaldırılmış olması, otoriter tek adam rejimine geçilmiş olması zaten Erdoğan'ın kararı. Orada Berat Albayrak değil, Ahmet de olsa ülke böyle olacaktı zaten. Mehmet de olsa böyle olacaktı. Tabii. Peki Berat Albayrak burada suçsuz mudur? Tabii ki değil. Beceriksiz. Ekonomi mesele kendi işi, işi olmadığı halde Haddini bilmeyip ekonomi bakanlığını kabul etmiş olması. Ya ben mesela şimdi gelip bana deseler ki ya Levent Bey seni bu memlekete milli eğitim bakanı yapmak istiyoruz deseler ben şunu demez miyim arkadaş? Ben ne anlarım milli eğitim bakanlığında? E, o anladığını düşünüyor belki. Demek ki anladığını düşünüyor. Anladığını düşünüp böyle bir şeyin altına giriyorsan ve o kibirle kusura bakma faturasını da öde ödeyeceksin yani. Bu sadece ben değil Erdoğan'dı. Ben elimden gelen öyle bir şey yok. Yani evet tek başına Berat Albayrak tek başına suçlu değil. Dedikleri doğru ona yıkılmış olması, paratoner dedikleri kısımda bir haklılıkları var. Ama aynı zamanda onun beceriksizliğini, toyluğunu dahası akraba ilişkileri üzerinden öyle bir makama getirilmenin kendi şey olduğunu, hakkı olduğunu varsayması büyük bir yanılgı. Yani Berat Albayrak Tayyip Erdoğan'ın bakan olmasaydı ortalama bir şirkette muhasebe müdürü bile olmazdı. <laughs> Teknik olarak öyle kimse hani böyle bir şey ben değil. Ben tabii o kadar iddia edemeyeceğim. Hani çünkü hakikaten e Bilmiyorum ama sonucu görüyorum. Ekonomi tabii. değil çünkü onu diyorum, muhasebe muhasebeniz olmaz. Yoksa çok kötü bir insanlar anlamda söylemiyorum. Kendi mesleğin Amerika'da eğitim de. almış, kendi alanında işletme alanında birçok şirkette yöneticilik yapabilir. Buna itiraz etmiyorum. Ama ekonomi Bakanlığı ancak kayınpeder olursa gelebilir oraya. Başka bir şey kimse getirmez yani ekonomi eğitimin yok senin. Yani geldin e kusura bakma demedin arkadaş benim ne işim var burada diye. E Şimdi faturasını ödersin ödeyecekler. Sadece Berat Albayrak değil bence şu anda iktidara bir şekilde destek veren herkesin bundan ders alması lazım. Hep herkesin. Nasıl düştüklerinde nasıl bir hale geldiklerini, nasıl sokağa çıkamaz hale geldiklerini, nasıl bütün yıkımın ağır faturasını üzerinde taşıdıklarını Berat Albayrak'a bakarak görmeliler. Hmm. Ve şunu hissetmeliler. Mesela diyelim ki Adalet Bakanı, Abdülhamit Gül, bugün demeç vermiş. işte Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir, tanınmalıdır falan diye bir açıklaması var gördünüz. Hiç kusura bakmasın bu ülkedeki yargının yıkımının faturası sadece Tayyip Erdoğan'a çıkarılmayacak. Abdülhamit Gül de bedelini ödeyecek. Bedelinden kastım siyasi toplumsal, bedel. siyasi, yani bedelini siyasi bedelini bedel, ödeyecek. Elbette. Başını öne eğip gezecek. Utanç içerisinde gezecek bu ülkede. Ben bu ülkenin yargısını yerle bir edilirken insanlar hapislerde 3 yıldır tek bir iddianame, tek bir Osman Kavala gibi, Ahmet Altan gibi tek bir doğru düzgün somut delil olmadan insanlar hapiste çürülürken ben göğsümü gere gere Adalet Bakanı deyip forsunu sürüyordun ya. Onun bedelini aynen bugün Berat Albayrak olduğu gibi ödeyecekler siyasi olarak. Herkes ödeyecek. Çünkü bu ülkenin yıkımına, yakıtı, daha doğrusu yakılmasına benzin taşımış hiç kimse başı dik gezemeyecekler utanç içinde gezecekler. Çünkü bütün gençler, bütün kadınlar, bütün çocuklar onların yüzüne baktığında bu ülkeyi yakan, bu ülkeyi yıkan insanlar görecekler. Yıktılar çünkü. Demokrasiyi yok ettiler, ekonomiyi yok ettiler. Türkiye'yi 30 yıl, 40 yıl belli doğrultamayacak, doğrultmakta zorlanacak bir ülke haline getirdiler el birliğiyle. Bak ben mesela bunu çok samimi olarak bir şey söyleyeceğim size. Bana biri bir kötülük yaptığında Kızmıyorum mesela. Daha doğrusu çok kızıyorum da üç gün sonra unutuyorum mesela onu. Ama ülkeye bu, ülkenin bu yıkımına ortak olmuş isimlerle tokalaşmak, karşılaştığımda selamlaşmak bana çok ağır geliyor mesela. Ülkeye ihanet etmişim gibi hissediyorum. Mesela şu anda bazıları, bazı arkadaşlarımız hem muhalif hem de iktidarla böyle haşır neşir dostluk içindeler ya ben hayat ediyorum onlara. Ben bu insanları, bu ülkenin kat, katilleri olarak, bu ülkeyi katlettiler, bu ülkenin kat, Hukukunu katlettiler, demokrasisini katlettiler, medyasını katlettiler. 45-50 milyon insanı yoksulluk sınır altına getirdiler. Zaten yoksulluk. Her üç gençten biri işsiz onların yüzünden. On binlerce KHK'lı evinde aç, susuz, ekmek bulamıyor. Bırak ülke dışına gidip kendi iş bulamıyor. Onların yüzünden. Onlar yaptılar bunu. Medyasını yok ettiler. Aydın sınıfını yok ettiler. Akademiyi çökerttiler. Binlerce akademisyen. Bak şimdi gerçi gurur duyarak izliyoruz değil mi? Almanya'da iki tane Türk akademisyen aşı ya, buluyor. O ya. insanlar bu ülkede çalışamadıkları için oradalar. Onlar gibi binlerce akademisyeni sürdüler bu ülkeden. Bir sürü arkadaşlarımızın her biri şu anda dünyanın farklı yerlerinde perenk perenk perişan vaziyetteler. Sırf barış istemişler diye. Sırf ya bu ülkede demokrasi olsun dedikleri için. Şimdi bu insanlar Berat Albayrak Trabzon'a gidebildiğine şükretsin. Kendi mahallelerinin dışına çıkamayacaklar. Toplum bu insanları gördüğünde benim ülkemi yıkan bu sorumsuzların yüzüne tükürecek. Bunlara en büyük ceza yargılanmak değil. Bunlara en büyük ceza hukuki ceza değil. Bunlara en büyük ceza insanların gözünün içine bakmaya utanacak hale gelecekler. Bu bu şu içine bak, durduğumuz ülkenin haline baksana. Bakan mısın, damat mısın, kız çocuğu musun, aile mi yönetiyorsun, ülke mi yönetiyorsun? Ben mesela konuşmaktan utanıyorum. Acaba aile içine hani mahrem bir konuyu dile getirir miyim diye Vallahi o kadar çok bir taraftan üzülüyorum mesela diyelim ki Tayyip Erdoğan'ı bir baba olarak düşündüğümde üzülüyorum. Böyle bir durumum var mesela kız çocuğu Biraz tuhafsın tabii. Evet hayır baba olarak diyorum ama öbür taraftan arkadaş niye bulaştırdın damat işlerini bu işlere Ama bak damadını e, ekonomiyi teslim etti e, oğlu Bilal Erdoğan'a da eğitimi teslim etti. Gizli Milli Eğitim Bakanı olarak Bilal Erdoğan Türkiye'nin her yerinde... Öbür da ülkenin sa savunmasını teslim evet, etti. Evet küçük damada da savunma sanayi teslim edildi. Şimdi bununla ilgili bir, bir cümle edeceğim müsaade ederseniz yeri gelmişken. Herkes böyle ama damat çok önemli işler yapıyor. Arkadaş bu ülkede kayınpederi cumhurbaşkanı olmayan o damat gibi milyonlarca pırıl pırıl genç var. Ver bakalım imkan, imkan. tut elinden bak bakalım kimler neler üretecek. İki tane İHA, iki tane SİHA'yı babasının hayrına üretiyor? Bütün devlet onun elinin altında. Damat olmasından dolayı. Da Anlatabiliyor muyum ya? Kutsamanın bir anlamı yok. Ayıptır. Aşiret devleti değiliz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu kadar eş, dost, akraba üzerinden devlet kurgulanmaz. Kurgulanırsa böyle sefil bir duruma düşeriz. Böyle olmaz zaten. Aşiret devleti gibi davranıyorlar Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bu kadar ayıptır yani. Anlatabiliyor muyum? Bir tarafta oğul, bir tarafta damat, bir tarafta öbür damat, bir tarafta damadın kardeşi. Nedir kardeşim Türkiye Cumhuriyetini düzde mi bulduk? Siz babanızın malı mı? Bu ülkenin toprağında kurulmasında milyonların kanı var, emeği var, umudu var, heyecanı var. Şimdi bu benim mesela bu çok ağrıma gidiyor. E, Levent Kültekin çok bildik laftır. E, güç yozlaştırır. Mutlak güç mutlak yozlaştırır diye. Evet. Şimdi e, Erdoğan muazzam bir güç e, konsolide etti. Yani her şey ondan soruluyor ama her şey. Mesela az önce söyledik. Berat Albayrak hala Varlık Fonu'nda yönetici ve Varlık Fonu'nda Türkiye'nin satılamayan, geride kalan bütün değerleri Cumhuriyet'in neredeyse toplandığı durumda. Ya da bir sanayi icra komitesi gibi SAİT diye bir komite kurdular yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Bazı şirketlere ulusal güvenlik nedeniyle ben el konulmasına imkan veren bir komite Berat Albayrak o komitenin de üyesi. Dört üyesinden biri Berat Albayrak. İşte başkanı da zaten Erdoğan.